Merhaba değerli öğrenciler. Ben doktor öğretim üyesi Ahmet Demirhan Uygun. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışmaktayım. Bu sunumda size Diş Hekimliği Fakültesini tanıtacağım. Ancak Diş Hekimliği Fakültesini tanıtmadan önce diş hekimliği mesleğinden ve diş hekiminin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiğinden kısaca bahsetmek gerekir. Diş hekimliği, baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini ve hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedavilerini kendine uğraş edinen bir tıp alanıdır. Diş hekimi ise sanatçı gibi bakabilmeli, zanaatkar gibi el becerisine sahip olmalı, psikolog gibi hastanın korkusunu giderebilmelidir. Bir diş hekiminde el parmak becerisi, el göz koordinasyonu, üç boyutlu düşünebilme yetisi, renk algısı, iletişim becerisi, fiziksel direnç ve yenilikleri takip etme isteği gibi özelliklerin bulunması gerekir. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde lisans ve uzmanlık eğitimi verilmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri 5 yıllık fakülte eğitimi almaktadırlar. Şehir merkezinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi şu anda 5410 metrekarelik kullanım alanı ve 2 ameliyathane, 8 anabilim dalı kliniği ve 58 ünitemiz ile yılda ortalama 30 binden fazla hastayı tedavi ederek de sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktadır. Diş Hekimliği Fakültemizin misyonu, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışması yapabilen, toplum sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek için bilim ve teknolojiyi kullanan, araştıran, etik ve insani değerlere saygılı, mesleki bilgi ve beceriyle öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı kazanmış, bilgili ve yetenekli diş hekimleri yetiştirmektir. Vizyonumuz ise alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulurken danışılan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bir parçası olmanın gururunu taşıyan lider bir fakülte olmaktır. Fakültemizin şu anda akademik kadrosunda bir profesör, 19 doktor öğretim üyesi ve 38 araştırma görevlisiyle çalışmalarını halihazırda aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun projeksiyon cihazı ve ses sistemleri bulunmaktadır. Birinci ve ikinci sınıf derslikleri Zafer Sağlık Külliyesi'ndeki, yani kampüsteki dersliklerde, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf dersliklerimiz ise şehir merkezindeki Diş Hekimliği Fakültesi binasında bulunmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda kliniklerde hasta almadan önce öğrencilere kazandırılacak el becerisi ve yeteneğin verildiği preklinik dersleri modern ve güncel teçhizatla donatılmış AFSÜ Zafer Külliyesi'nde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlarında verilmektedir. AFSÜ öğrencilerimiz Sağlık Bilimleri Fakültesi okuma salonundan da yararlanabilmektedirler. Kafeterya ve yemekhane olanakları için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı üniversitemizin tüm öğrencileri için öğle yemeği hizmetini organize etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak onların enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun menüler oluşturulmaktadır. Öğrencilerimiz ilk 3 yıl içerisinde temel tıp bilimleri ve diş hekimliği bilimlerine giriş dersleriyle birlikte pratik laboratuvar uygulama derslerini almaktadırlar. Hasta üzerindeki tedavi uygularına geçmeden önce her öğrenci kendisine ait normal insan ağzını taklit eden fantom maketlerde pratik eğitimine devam eder. Üçüncü sınıfın bahar döneminde ilk 3 yılda mesleki dersler kapsamında edindikleri bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını klinik uygulamaya nasıl aktaracağını gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara katılmak üzere klinik gözlem yapılmaktadır. Temel bilimler ve preklinik eğitimlerini tamamlayan 4. ve 5. sınıf öğrencileri
klinik eğitimlerini gelişmiş cihazlarla donatılmış şehir merkezinde bulunan diş hekimliği fakültesi kliniklerinde devam ederler. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri kendileri için ayrılmış ünitlerde yetkin öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin eşliğinde aldıkları teorik eğitimin uygulamasını bizzat hasta ağzında gerçekleştirirler. Peki mezuniyet sonrası diş hekimliği fakültesinden mezun olunduktan sonra ne gibi olanakları var? Diş hekimliği fakültesinden mezun olan öğrenciler kişisel gelişimlerine uzmanlık ve doktora eğitimleriyle devam edebilirler. Aynı zamanda kamu, özel ve üniversitelere ait sağlık kurumlarında görev alabilecekleri gibi kendi muayenehanelerini de açabilmektedirler. Sunumda yer alan bilgiler ışığında diş hekimliği mesleğinin sizin için de uygun olduğunu düşünüyorsanız şimdiden başarılar diler. Sizi de bir meslektaşımız olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde aramızda görmekten mutluluk duyarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.